yani hurma ağacı ile insanoğlu arasındaki akrabalık bağından bahsetmiştir. Hurma ağacına Arapçadan nakle denir, birçok ayet-i kelime de geçer, manası eleğin üzerinde kalan kaba toprak demektir. Yani Cenab-ı Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yaratırken dünyadan meleklerine toprak getirmelerini ve bu toprağı elekten elemelerini emretmiştir. Elekten elenen ince toprakla Hazreti Adem Aleyhisselam, eleğin üzerinde kalan kaba toprakla da hurma ağacı yaratılmıştır. Hurma ağacı birçok özellik bakımından tıpkı insanoğluna benzer, insanoğlunda olduğu gibi çift cinsiyetten yaratılmıştır ve yine insanoğlunda olduğu gibi meyvesini vermeyi, neslini devam ettirmeyi dişi hurma ağacına lütfedilmiştir. Erkek hurma ağacı kesinlikle meyve vermiyor. Senede bir defaya mahsus olmak üzere hurma poleni dediğimiz hurma tozunu veriyor. Erkek hurma ağaçlarından alınan hurma poleni de dişi hurma ağaçlarının tepe noktalarındaki filizlere bizzat insan eliyle yerleştiriliyor. Çünkü hurma ağacı kesinlikle çekirdek ekerek arı böcek taşıma yoluyla ya da rüzgar yoluyla öremiyor. İnsan elinin değmesi şarttır. Yani bir nevi suni dölleme yapılıyor. Allah Allah. Poleni alan dişi hurma ağacı da o sene ya yavrusu olan hurma ağacını ya da meyvesi olan hurmayı veriyor. Yavru hurma ağacı anne hurma ağacının gövdesinde bitişik bir şekilde dip kısmından çıkıyor ve yaklaşık 2-3 sene boyunca anne hurma ağacı yavrusunu kök kısmından besiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra da hassas bir şekilde bıçaklarla kesilerek yine mutlaka anne hurma ağacının görebileceği, kökten ulaşabileceği bir yere ekiliyor. Eğer anne hurma ağacı yavru hurma ağacını göremezse, kökten ulaşamazsa yavru hurma ağacı ölüyor. Anne hurma ağacı da o sene sararıp solup meyvesi olan hurmayı vermiyor. Allah Allah. Yine hurma ağaçları ortalama insanoğlu gibi bir ömür sürüyor. Ortalama 60-70 hatta 80 yaşına kadar yaşıyor. En verimli çağları da 15 ila 45 yaşlar arası. Bu dönemdeki bir hurma ağacı senede ortalama 200, bakımı çok iyi yapılırsa 250 kiloya kadar hurma verebiliyor. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma ağacından bahsederken hurma ağacının tepe noktasını cehenneme, dip kısmını da cennete benzetmiştir. Yani olmazsa olmaz ve tek besin kaynağı olan su ve sıcaklık. Hurma ağacı suyu çok sever. Sıcak aylarda günde 3 defa sularız. Buralarda pek kış olmuyor ama serin havalarda da toprağı nemli kalacak şekilde 2-3 günde bir defa suluyoruz. Hasat zamanı Ağustos aylarıdır. Buralarda hurma sıcaklıkları denir. 55-60 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar görülür. Ve hurma bu sıcağı almadan dalın da rengini almaz. Yenecek kıvama dahi gelmez. Ölümü başlayan hurma ağaçlarında kesinlikle kesip atmıyoruz. Kendiliğinden devrilmesini bekliyoruz. Ve hasat zamanı geldiğinde bahçenin boş alanlarında toplayarak yakıyoruz. Ölen hurma ağaçlarından çıkan is ve dumanlarda hayatta kalan hurma ağaçlarına besin kaynağı olarak üzerindeki haşeratlardan, böceklerden arınmasını sağlıyor. Son olarak bizzat Peygamber Efendimizin kendi elleriyle diktiği, kimilerinin bu hurmayı çekirdeğinde Allah ya da Muhammed yazısı çıkan hurma olarak, kimilerinin de peygamber hurması olarak bildiği Acve hurmasından bahsedeyim. Bir rivayete göre büyük sahabelerden Selman-ı Farisi Hazretleri Yahudi bir ailenin elinde köleyken Peygamber Efendimiz bir girişimde bulunuyor. Ve Peygamber Efendimiz'den bir mucize göstermelerini istiyorlar. Peygamber Efendimiz de o esnada yerde görmüş olduğu yanık bir hurma dalını toprağa ekerek suluyor ve ağaç o esnada yeşererek meyvesi olan Acve hurmasını veriyor. Hakkında hadis olan iki meyveden biridir. Bundan da bahsederek sonlandırayım inşallah. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kim ki sabahları aç karnına 7 tane Acve hurması yerse, o gün o kişiye ne zehir ne de sihir tesir etmez buyurmuştur. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Sormak istediğiniz sorular varsa cevaplayabilirim inşallah. Yarın akşam, yarınki geceleri anlattık. Yarın akşam saat 10.